Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Geçmiş olsun hepinize. Bir sınav daha bitti. 2021 YKS sınavı dün ve bugün yapılan iki sınavla birlikte sona erdi arkadaşlar. Şimdi öğrenci arkadaşlarımızın en çok merak ettiği konulardan birine cevap vereceğim. YKS puanları düşer mi arkadaşlar? Üniversite taban puanları düşer mi? Yığılmalar olur mu bu sene? Yığılmalar olursa hangi aralıklarda olacaktır? Bu konuya bildiğim kadar sınava girdim, soruları gördüm. Gördüğüm kadarıyla cevap vermeye çalışacağım. Söylediğimiz şeylerin elbette bir kesinliği yok. Sadece biz kendimizce yorumluyoruz. Bizim yorumlarımız bazı arkadaşlar için değerli olduğunu biliyorum. Dolayısıyla elimden geldiği kadar sizi doğru yönlendirmeye çalışacağım. TYT sınavına girdim, AYT sınavına da girdim. Gördüğüm kadarıyla bu sene geçen yıllardan daha farklı olarak belirleyici olan dersin matematik olduğu gözüküyor. TYT'de özellikle matematik çok belirleyiciydi. AYT'de de yine matematiğin belirleyici olduğu belli arkadaşlar. Edebiyat çözdüm ben AYT'de. Aynı zamanda matematik çözdüm. Edebiyat kolaydı, zor değildi. Yapılabilirdi. Yani çalışan bir insan edebiyat yapabilirdi. Ben edebiyat çalışmadığım halde 12-13 tane doğrumun geleceğini düşünüyorum. Sadece edebiyat kısmından. Tarih coğrafyayı da eklediğimiz zaman 40 soruda muhtemelen 25-30 arası doğru gelecektir diye düşünüyorum. Matematik bu sene çok belirleyici oldu. Önceki yıllara göre matematiğin daha zor olduğu bir sene görüyoruz. Aynı zamanda AYT'nin fiziği kimyası da çok kolay değildi arkadaşlar. Yani bunlara baktığımız zaman YKS sınavı önceki yıllara göre, geçen seneye göre gerçekten zor ve eleyici bir sınav olacaktır. Özellikle TYT'de sınav süresinin az olması ve TYT'nin geçen seneye göre daha zor olması, matematiğin çok belirleyici olması arkadaşlar, bunlar sınavı etkileyecektir. TYT matematiğinin ve AYT matematiğinin önceki yıllara göre daha zor olduğu bir sınavdan bahsediyoruz. Dolayısıyla bu sınavı düşündüğümüzde taban puanlar illaki aşağı yönlü oynayacaktır. Puanlar düşecektir arkadaşlar. Çok mu düşer, az mı düşer? Bunu kimse bilemez. Ama geçen seneki gibi ciddi yığılmaların olacağını düşünmüyorum. Özellikle 5 tane integral sorusu, 5 tane türev sorusu, 5 tane trigonometri sorusu. Nereden baksanız 14-15 tane bu 3 tane konudan gelen sorulardan ve bunların içerisinde türevle ilgili, integralle ilgili zor sorulardan bahsediyoruz. Burada matematik özellikle puanları aşağı yönlü çekecektir. Geçen seneye nazaran puanlarda yığılmalar düzelecektir arkadaşlar. Ve 2020 ayarında değil, 2019 ayarında bir sınav bekliyoruz. Puanların da 2019 ayarında güncelleneceğini ve puan hesaplamalarınızı yaparken 2019 ayarını baz almanızı ben öneririm size. Yeni gelişmeler olursa arkadaşlar mutlaka bu kanalımızdan size bununla ilgili bilgiler, fikirler sunacağız. Bizi takip etmeye devam edin. Görüşmek üzere, hoşça kalın.